Dostlar merhabalar. 14. ünitemize geçtim arkadaşlarım. Aritmetik ve geometrik diziye geçtik. Hemen 1 numaralı köşe taşıyla başlayalım. Bakalım ne diyor 1 numaralı köşe taşı. Toplam sembolünü öğretmeye çalışıyor arkadaşlarım. Burada toplam sembollerini vermiş. Bunların açık hallerini bulun diye soruyor bize. Şimdi burada diyor ki, mesela burada anlatmak istediği şey şu. Sen diyor burada i'ye 0'dan başla, 4'e kadar değerler ver ve her bir değeri de verdiğinde arasına artı koy diyor. Mesela i'ye 0'dan başladım, 5 üzeri 0 olur. Birinci değer bu. Araya artı koy, 1 ver şimdi, sıradaki 0'dan 4'e kadar bütün sayıları vereceğiz. 1 verdik, 5 üzeri 1 oldu, artı. 2 verdik, 5 üzeri 2 oldu, artı. 3 verdik, 5 üzeri 3. 4 verdik, 5 üzeri 4'e kadar geldi. Acaba diyor bu hangisine eşittir diye söylemiş. Bakınız buradaki Edirne şıkkımızdaki 1 numara buraya eşleşti arkadaşlarım. Bu 1 numaranın açık hali. Mesela 2'ye bakalım. Şimdi K'ya değer vereceksin ama K yok burada, 7. K'ya diyor 2 de versen 7 çıkacak. 3 de versen 7, 4 versen 7, 5 versen yine 7 çıkacak. Yani 4 tane 7'nin toplamı. Bunun da karşılığı Ceyhan'da var arkadaşlarım. Bu da 2 numaranın karşılığı. İşte bu şekilde değerler verip açmanızı istiyor dostlar. Biz burada çok vakit kaybetmeyelim. 1 numarayı siz halledersiniz. Geldim 2 numaraya dostlar. Bakalım bu ne diyor. Evet, burada da açık hallerini vermiş, kapalı hallerini istiyor arkadaşlarım. Yine ben bir iki tanesini yapayım hemen. Şimdi burada 1'in karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi. Bakın tek sayıların karesi var. Şimdi biz tek sayıları neyle temsil ediyoruz? 2n eksi 1 ya da k demiş bu. 2k eksi 1 ile temsil ediyorum. Bir kere 2k eksi 1'in karesi olacak arkadaşlarım. Bakalım şöyle, şunlar gitti, şu gitti, 2k eksi 1 var, bu gitti, 2k artı 1 var, bu gitti. Cevap bir tek Ceyhan'da kaldı. Bu da zaten bakın 1 verin, ilk terimi buluyorsunuz. 51 verirseniz 102, 1 çıktı 101. Evet, son terimi de buluyoruz. Cevabımız Ceyhan'daymış dedik arkadaşlar. Geldim ikinci sorumuza, bakalım bu ne diyor. Şimdi burada da diyor ki ifa toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye bir soru sormuş. Şimdi şu Adana'yı deneyelim bakalım. Eksi 5 verelim. Eksi 5 verirsek eksi 25. 2 daha eksi 23. İlk terimi tutturduk. 5 verelim arkadaşlarım. 25. 2 daha 27. Son terimi de tutturduk. İlk terim ve son terim tuttuğu için cevabım Adana'dır dedi. Yani çok iyi ikna olmadıysanız arkadaşlarım, mesela içiniz rahat etmediyse bir de eksi 4'ü yazın, ikinci terimi bulmaya çalışın. Eksi 3 yazın, üçüncü terim geliyor mu diye bir bakın isterseniz. Buraya bakalım, bakalım bu ne diyormuş. Bir sayı var, bir, bu sayıyla bunun iki fazlasının çarpımı olacak. Yani mesela A diyelim biz ilk sayıya. A çarpı A artı 2 şeklinde gidiyormuş arkadaşlarım. Toplam sembolün içinde böyle bir şey olacak. 2 fazlası doğrudur. 2 fazlası değil, geç. 2 fazlası değil, geç. 2 fazlası değil, bakın 3 fazlası, geçtim. 2 fazlası dursun. Şimdi ilk terimi bulalım hemen. 1 yazarsak, 1 yazdığımız takdirde J'ye. Ama bu J'ye 1 yazın diyor arkadaşlarım. Burada J yok. Bu J olmadığı için bu da iptal. M'ye 1 yazın diyor. Evet, doğru cevabımız burada. M'ye 1 yazarsanız 1 çarpı 3. 2 yazarsanız 2 çarpı 4. En son 20 yazalım. 20 çarpı 22. Hepsini tutturuyoruz arkadaşlarım. Cevabımız Edirne'dedir dedik. Hadi 4'ü de yapalım madem hepsini yaptık. Aşağıdakilerden hangisi 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veren? 5 ile bölündüğünde 2 kalanını verecek. Yani bir sayı var. Mesela A diyelim o sayıya. 5'in katından 2 fazla olacakmış arkadaşlarım bu sayı. 5'in katından 2 fazla. Yani 5K artı ikili bir sayı olacak. 5A artı 2 doğrudur. 5P artı 2 doğrudur. Bu gitti. 5J eksi 2 diyor. Bu gitti. Artı 2'dir. Doğru. Ve diyor ki 3 basamaklı doğal sayılar olsun. Şimdi sen burada A şıkkını deneyelim. 100'den başlatmış bu. 100'den başlarsan 500'de başlamış. 502 oluyor değil mi ilk sayımız? 999'u verirsen o 4 basamaklı 5 basamaklılara çıkıyor. Bu gitti.
Bu 2'den başlatmış. Bakalım 2 verelim. 5 kere 2 10. 10, 2 daha 12'yi yazacaksın ilk terime. 12 tabii ki 3 basamaklı olmadığı için bu da iptal. Cevabım Denizli'dir dedim dostlarım. Evet, 2 numara böyleymiş. Geldim 3 numaraya. Diyor ki ifadesinin değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen bakalım bu ifadenin değeri neymiş bir görelim. K'ya eksi 2'den başlayacaksın diyor. 3'e kadar değer vereceksin diyor kardeşim. E başlayalım verelim. Eksi 2 verelim. Eksi 2. 2 kere eksi 2 eksi 4. Bir daha eksi 3. Eksi 1 verelim. Eksi 2 bir daha eksi 1. 1 ve 0 verelim. 0 verirsem 1. 1 verirsem 3. 2 verirsem 4 bir daha 5. 3 verirsem de 6 bir daha 7 haline döndü arkadaşlarım. Toplayın diyor bunları. Şunlar sadeleşti zaten. Cevabım 12 geldi. Buna bakalım. M'e 0 verin diyor. Ama burada M yok. O yüzden bunun cevabı 3 çıkacak. M'e 1 verirseniz yine 3. 2 verirseniz yine 3. 3 verirsek 3. 4 verirsek yine 3. 5 verirsek yine 3. 3. 6 tane 3'ün toplamını soruyor bize. Cevap 18. Şuna geldik. N'e 0 verirseniz diyor 0 çıkar zaten ilk değerimiz. 1 verirsek 1'in karesi eksi 1'den yine bir 0 çıkar. 2 verirsek 4 eksi 2'den 2 gelir. 3 verirsek 9 eksi 3'den 6 geldi. 4 verirsek 16 eksi 4'ten 12. 5 verirsek 25 eksi 5'ten 20. 6 verirsek 36 eksi 6'dan 30. 7 verirsek 49 eksi 7'den de 42 gelecekmiş. Bizden de bunların toplamını istiyor arkadaşlarım. Ben direkt cevaba bakıp Bursa diyormuş cevap. İşaretledim geçtim. Geldim son sorumuza. İfadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Hemen şu ilkini yapalım arkadaşlarım. Şu birincisini bir bulalım. K'ya 0 verirsem eksi 1'in 0. kuvveti 1. K'ya 1 verirsem eksi 1'in 1. kuvveti eksi 1. K'ya 2 verirsem eksi 1'in karesi artı 1. Şunlar gitti. 1 çıktı buranın sonucu dostum. Geldim şuna. Şurayı yapıyorum şimdi. K'ya eksi 2 verirsek şöyle bir şey olur. 2 üzeri eksi eksi 2'den 2. Artı K'ya eksi 1 verirsek 2 üzeri eksi eksi 1'den artı 1. K'ya 0 verirsek 2 üzeri 0 olacak dostum. Bu da ne yaptı? 4, 2 de burası 6, 1 de burası geliyor 7. 7 buradan, 1 buradan çıktı. Cevabımız 8 geldi. Evet, 1 numara, 2 numara ve 3 numarayı gömdük. Hadi şimdi 4 numaradayız. Evet, şimdi geldik asıl sorularımıza dostlarım. Bakalım ne diyor bu? Birinci terimi 27. Hemen yazıyorum. Bakın birinci terim dediğimiz A1 ve bu 27'ymiş arkadaşlarım. Terimleri arasındaki fark, yani iki terim arasındaki fark 4 olan aritmetik dizi diyor dostlarım. Ortak fark dediğimiz şeyi D ile gösteriyorum. 4 dedim. 20. terimini de bize soruyor. 20. terim nedir diye de bir soru soruyor. Dostum ortak fark dediğin, şimdi birinci terim 27 ya. Bir sonraki terim bunun 4 fazlası olacak. 31. Bir sonraki 4 fazlası 35. Bir sonraki 4 fazlası 39 şeklinde ortak fark dediğimiz şey herhangi iki terim arasındaki farka deniyor. Birinci terimi vermiş 27. 20. terimi istiyor. İster bu şekilde tek tek say, istersen de şu formülü kullan kardeşim. N'inci terimi, yani işte bize 20'yi soruyor ya, N'inci terim diye göstereyim ben onu. Bulmanın yolu birinci terim artı n eksi 1 çarpı ortak fark formülüyle bulunuyor. Aslında bunun genel yazılımı da şu dostum. Herhangi bir terimi bulacaksın, n'inci terim. Bunu herhangi bir terim cinsinden bulacaksan, mesela p'inci terim cinsinden bulacağım. Artı n eksi p çarpı d formülüyle bulunuyor. Ha, biz şimdi a1'i bildiğimiz için, birinci terimi bildiğimiz için birinci terim yazdım p'inci terim yerine. O halde 20. terim eşittir. Birinci terim, yani 27 artı 27 eksi 1, yani 26 çarpı
kaçıncı terimdi pardon? 20. terimi istiyorum. N yerine 20 yazacağım. 20 eksi 1'den 19 çarpı ortak fark 4. İşte buradan da sonucu bulacağız arkadaşlarım. Hadi bulalım. 4 ile 19'un çarpımı 76 yaptı. 27 ile de toplarsak 76, 96, 103 yaptı. Birinci sorumuzun cevabı Bursa'ymış dedik. 103 çıktı arkadaşlar. Geldim 2'ye. A7'yi soruyor. Bakın şurada da demiş ki 9. terimle 8. terim arasındaki fark, yani ortak fark. Demiştik ya, herhangi iki terim arasındaki fark bizim ortak farkımız, yani D dediğimiz şey. Mesela 463. terimle 462. terim arasındaki fark da 2'dir diyebilirsiniz artık. Peki A7'yi soruyor. 7'yi A1 cinsinden yazalım. A1 artı 7 eksi 1 n eksi 1 çarpı D. Hadi A7'yi buluyorum. A7 eşittir. A1'imiz 9. 7'den 1 çıktı. 6 çarpı 2. 12. 9 daha. 21 patladı geldi. Geldik 3. soruya. Hadi öldürelim bu soruyu da goberler. Bakalım ne diyor. A3'ü vermiş. Bakın burada da 7. terimle 5. terim arasındaki farkı vermiş. Yani 2 tane ortak farkı vermiş bize. 2D. Demek ki D'yi 10 diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Peki. 3. terimimiz 1 ise 4. terimi soruyor. Burada hiç formül yazmaya bile gerek yok. 3. terimden bir sonraki terimi soruyor sana. Yani 4. terimi. Bu 1. Ortak farkta 10 olduğuna göre bir sonraki 11. Hani 5. terimi sorsa bir 10 daha ekle 21. 6. terim bir 10 daha ekle 31 şeklinde gidecekti. Bize 4. terimi soruyor. Bu 3. terim. Bu da 4. terimmiş arkadaşlarım. Bir sonraki terimi sorduğu için direkt 11'i paketledim ben. Geçtim bir sonraki soruya. Bir çocuk yeni aldığı kumbaraya babasının verdiği 12 TL'yi attıktan sonra, yani bak ilk gün 12 TL attı. A1'i vermiş bize 12 diye. Şimdi sürede olacak, o yüzden onu bekliyorum arkadaşlarım, hiç kesilmesin diye. Hemen devam ediyorum dostlarım. 12 TL'yi attıktan sonra her hafta harçlıklarından 3 TL biriktirip biriktirip atmaktadır diyor. Yani her hafta buraya bir D dediğimiz şey 3 TL atıyormuş. Ortak farkımız 3. Yani birinci hafta 12 lira attıysa ikinci hafta bir 3 lira daha atıyor. 15 oluyor. Yani A1'i vermiş. A1 eşittir 12. A2 ne olacak o zaman bu durumda? 3 fazlası 15. A3 ne olacak? 3 fazlası 18 şeklinde ilerleyecek dostlarım. Bize de diyor ki 15 hafta sonra kumbarasında kaç TL birikmiştir? Dostum, ilk başlangıçta 12 TL'si vardı bu adamın. Sonra 15 hafta boyunca 3 TL attı. Yani 15 çarpı 3. 45 TL daha attı. Toplamda 57 TL'si birikmek zorundadır dedik. Yani aslında biz ne yaptık? A1 artı 15 hafta dediği için 15 çarpı ortak fark yaptık. 15 çarpı ortak fark eşittir. Bunu soruyormuş bize. 16. terimi soruyormuş aslında diyebiliriz arkadaşlar. Pekala, 4 numarayı da gömdük. 5 numarayı çevirdim. İşte bakın burada asıl bahsettiğim formül buydu. Şimdi herhangi bir terimi, yani n'inci terimi yazmanın yolu, bir terimi bileceksin. P'inci terim mesela bu. Artı n eksi p çarpı d'dir arkadaşlarım. Şimdi bize ne vermiş bir bakalım. 7. terimi vermiş. A7 eşittir 33. Ortak farkı vermiş. D'yi vermiş 7. Olduğuna göre 18. terimi istiyor. Soru işareti. Hadi yazalım şimdi. A18 eşittir. 7. terime göre yazıyorum. A7 artı 18 eksi 7 çarpı d. Şimdi yerine yazalım. A18 eşittir. 7. terimi biliyorum 33. Artı 18'den 7 çıktı 11 çarpı ortak farkta 7. Burası 77. 33 ile topladım 77'yi. 110 yaptı. Cevabım Ceyhan'dan geldi kardeşim. Geldik ikinci soruya. 13. terimi istiyor. O halde 13. terimi ben 9. terimi verdiği için 9. terim cinsinden yazacağım. Artı 13 eksi 9 çarpı ortak fark. Bakın ortak farkı yine herhangi iki terimin farkı cinsinden yazmış. Ortak farkımız 4.
Şimdi yazalım yerlerine. Bu 29. 13'ten 9 çıktı 4. Çarpı ortak fark da 4. 4 kere 4 16. 16 ile de 29'un toplamı yaptı 45. Cevabımız Denizli'den geldi arkadaşlar. Geldik 3 numaralı soruya. Kumparasına her gün 2'şer TL atan bir gobel var. Tamam. Her gün 2'şer TL atıyor. Devam. Başka. 14. günün sonunda 90 TL'si birikmiş. Demek ki 14. terimi 90'mış bunun. Ortak farkını da her gün 2'şer TL atıyor ya. Demek ki 2'şer 2'şer artıyormuş bu dizimizin terimleri. Ortak farkımız 2'ymiş. 30. günün sonundakini soruyor. 30. terimi soruyor bize dostlar. Hadi bulalım şimdi. A 30 eşittir. A 14 artı 30 eksi 14 yani 16 çarpı ortak fark 2. 14. terimi de biliyorum 90 artı şurası da 32 geldi. 90 ile 32'nin toplamı 122 çıktı gobellerim. Geldim bu soruya. Aritmetik dizinin ortak farkları birbirine eşit olup 5'tir diyor. Tamam, ikisinin de ortak farkı 5. A 19 ile B 27'nin toplamını vermiş. A 25 ile B 33'ü istiyor. Şimdi A 25'i ben A 19 cinsinden şöyle yazamaz mıyız arkadaşlarım? A 19 artı 25'in eksi 19'dan 6 çarpı ortak var. O da 5'miş. Peki aynı şekilde B 33'ü yazacağım şimdi. B 33'ü de B 27 cinsinden yazacağım. B 27 artı yine 33'ten 27 çıktı 6 çarpı ortak fark. Hadi gelin bunların toplamını istiyordu yazalım. A 25 artı B 33 eşittir. A 19 ile B 27'nin toplamı yani 3 artı 30 ile 30'un toplamı 60. Ne çıktı buradan da? 63 geldi gobellerim. Evet. İlk 5 köşe taşını gömdük. Şimdi 6 ile devam edeceğiz. Birazdan görüşmek dileğiyle. 6'ya geçtim dostlarım. Bakalım ne diyor 6. köşe taşımız. Evet. A 25'i soruyor bize. Olduğuna göre 9'u vermiş. 9. terimi. 20. terimi vermiş. 25. terimi de bizden istiyor dostlarım. Şimdi burada 25. terimi ben 20. terim cinsinden de yazabilirim. 9. terim cinsinden de yazabilirim. Yani şöyle. Nasıl yazıyorduk? 25. terim eşittir diyeceğiz dostlarım. A 20 artı ikisinin farkı 5 çarpı ortak fark demem lazım dostlarım. Yalnız şimdi benim neye ihtiyacım var arkadaşlar bunu çözebilmek için de ikisi hani ortak farkı bilmem lazım. O halde D'yi bulabilmem gerekiyor dostlarım. D'yi bulabilmenin yolu da şu bakın. Hani şimdi 20. terimi şöyle yazsaydım ben. A 20 eşittir. A 9 cinsinden yazsam artı 20 eksi 9 çarpı D diyecektim. Şimdi D'yi buradan yalnız bırakalım. 9'u bu tarafa atalım. A 20 eksi A 9 bölü 20 eksi 9 da buraya bölü olarak geçecek. 20 eksi 9 işte ortak farkı bulmanın yolu bu arkadaşlarım. Herhangi iki terimi bildiğim takdirde bu iki terimlerin değerlerinin farkı yani 54 eksi 21 bölü terim sayılarının farkı yani 20 eksi 9 o da 11 dediğiniz takdirde ortak farkı buluyorsunuz dostlarım. 54'ten 21 çıktı 33. 11'e böldüm 3 geldi ortak fark. İşte ortak farkı bulduktan sonra şimdi 25. terimi ister 9. terim istersem de 20. terim cinsinden yazarım. Ben 20. terim cinsinden yazıyorum dostlarım. 25. terim eşittir. 20. terim yani 54 artı 5 tane ortak fark. Şu 25'ten 20'yi çıkartıyorduk. 5 çarpı 3 15. Bu da ne yaptı? 59 69 yaptı sorumun cevabı. Geldim buna ikinci soruya. Evet burada da yok etme metodu yapmamızı istiyor adam bizden. İsterseniz ilk önce hemen bir yok etme metodunu yapalım dostlarım. Şu üst tarafı 2 ile çarpalım. 4 tane A2 artı 2 tane A7 eşittir 54 olur. Burayı aynen yazacağım. 5 tane A2
eksi 2 tane A7 eşittir eksi 18. Topladım alt alta. 9 tane A2 geliyor. Şunlar gitti. 54 eksi 18'den de 36 geldi. Yani A2'yi 4 buldum arkadaşlarım. Bu tamamdır. Hemen getirip şurada yerine yazdım. 4 yazarsam 8 olur. 8'i de bu tarafa atalım. A7'yi ne bulmuş olacağım dostlarım bu durumda? 19. A7 eşittir 19 geldi. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi gelin ortak farklarını bulalım bunların. D'yi bulalım. Ne yapıyordum? 7 ile 2'yi bildiğim için bunların değerlerinin farkı, yani 19 eksi 4 bölü terim sayılarının farkı 7 eksi 2. 19'dan 4 çıktı, 15 bölü 5'ten 3 geldi ortak farkımız. Şimdi bizden genel terimini istiyor arkadaşlarım. AN'i bulacağım ben hemen. AN eşittir. A2 cinsinden yazayım. A2 artı N eksi 2 çarpı D. Hepimiz biliyoruz bu formülü artık. Bir önceki köşe taşında yaptık. Şimdi A2 yerine ne yazacağım ben arkadaşlarım? 4 artı N eksi 2 çarpı 3. Düzenleyelim. Şurada yapayım. AN eşittir. 4 artı 3'ü içeriye dağıtıyorum. 3N eksi 6. Yani AN eşittir. 3N 4'ten 6 çıktı. Eksi 2. 3N eksi 2'ymiş. Cevabım Edirne'deymiş dostlar. Geldim şuna. Bir aritmetik dizinin 7. terimi X ve 10. terimi Y'dir. Şimdi 7. terimi, yani A7 eşittir X'miş. 10. terim, yani A10 eşittir Y'miş. Bu dizinin birinci terimi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Birinci terimi de bize soruyor dostlarım. Şimdi biz ilk önce ortak farkı bulalım, D'yi. Y eksi X bölü 10 eksi Y. 10 eksi 7, yani 3. Bu ortak farkımız. Şimdi birinci terimi yazacağım dostlarım. A7'yi birinci terim cinsinden yazsam A7 eşittir. A1 artı 7 eksi 1'den 6 çarpı D, yani ortak fark, yani Y eksi X bölü 3. Peki A7'yi biliyoruz biz X diye. A1'i zaten arıyorum, artı şunları da şöyle sadeleştirirsek 2. 2'yi de içeriye dağıtalım. 2Y eksi 2X oldu. Hadi hepsini bu tarafa alalım. 2X buraya, artı geldi 3X. Eksi 2y olur. Eşittir A1. 3x eksi 2y. Edirne şıkkındaki cevabımız doğrudur. Geldik buna. Bir aritmetik dizinin 4. terimi 16. Hemen yazıyorum. 4. terim A4 eşittir 16. 7. terimi 31. Yani A7 eşittir 31. Olduğuna göre 27. terimi kaçtır diye soruyor. 27. terim eşittir soru işareti. Önce ortak farkı bulalım, D'yi. Ne yapıyorum? 31'den 16 çıkacak. 31 eksi 16 bölü 7 eksi 4 olacak. Değil mi dostlarım? Hadi şimdi bulalım. 31'den 16 çıkarsa 15. 15 bölü 3 olacak ki o da eşittir 5. Ortak farkı buldum, 5. Şimdi 27. terimi yazıyorum. A27 eşittir. Hadi gelin 7. terim cinsinden yazalım. İsterseniz 4 cinsinden de yazabilirdik. Artı. Ne diyorum? 7. terim artı 27 eksi 20. 27 eksi 7 pardon. Çarpı ortak fark 5. Düzenleyelim şimdi bunu. A7'yi biliyoruz 31. 20 5 ile çarpılınca 100. 131 çıktı. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 6'yı gömdük. 7 numaradayız arkadaşlarım. 17 ve 20, 129 sayıları artan bir aritmetik dizinin 2 terimidir. Bu 2 terim arasında 7 terim daha olduğuna göre aradaki terimlerin en küçüğü hangisidir diye soruyor. Şimdi bakın şöyle. Birinci terimimiz ne olsun? 17 olsun. Sonra bunların arasına 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 terim daha koymuş. Bu da 129'muş. Son terimimizde 129 çıktı. Kaçıncı terim oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. terim oldu arkadaşlarım. 129. 9. terimimiz 129'muş. Birinci terimi de 17 kabul ettik. Şimdi
Aradaki terimlerin en büyüğünü soruyor. Yani şunu soruyor bize. Şunu soruyor bize. En küçüğü bu, en büyüğü de budur. Aradaki terimleri. Şimdi bunun içinde neyi bulmam lazım? A1'den sonraki gelen terimi bulmam için üstüne bir D ekleyeceğim, değil mi? Yani ortak fark ekleyeceğim. O yüzden ortak fark lazım bana. Peki 9. terim eksi 1. terim bölü 9. terimin terim sayısı eksi 1. terim. İşte bu bize neyi veriyordu arkadaşlarım? Ortak farkı veriyordu. Hadi düzenleyelim bunu. 112 yaptı yukarısı. 8 yaptı burası. 112'yi de 8'e bölerseniz dostlar 14 geldiğini gördük. Demek ki ortak fark 14. Yani birinci terim 17 idi ya. Üstüne bir 14 koyduğumuzda en küçük şuradaki aradaki terimlerin en küçüğünü bulmuş olacağız. 17 ile 14'ün toplamı da 31 geldi. Buna bakalım. Şimdi bu ne diyor? Sabit olduğuna göre x artı y. Şimdi şu a1 olsun. Şu a2. Bu a3. Bu a4. Bu da a5 olsun. Bakın gelin önce ortak farkı bulalım. 59 eksi 17 bölü 5 eksi 2 yani 3. 59'dan 17 çıktı arkadaşım. 2, 42 bölü 3'ten ortak farkı 14 buldum. Demek ki x 3 olacak ki üstüne 14 koyduğumda 17. Bir 14 daha koyduğumda dostlar üstüne bir 14 daha koyduğumuzda 31 mi olacak? Bir 14 daha koyduk 45. Bir 14 daha koyduk 59 geldi. İşte bütün terimleri bulduk. Ne diyor? X ile y'yi toplayın. 31 ile 3'ü topladım. 34. Z'yi çıkartın. Yani 45'i çıkartın diyor. 34'ten 45 çıkınca da eksi 11 geldi. Üçüncü soruya bakıyoruz. 29 ve 128 bir aritmetik dizinin iki terimidir. Bu aritmetik dizinin ortak farkı 3 olduğuna göre 29 ile 128 arasında kaç tane terim vardır diye bir soru sormuş bize. Şimdi 29 dediğim bir sayı var. Bu bizim ilk terimimiz olsun arkadaşlarım. Birinci terim A1. Ve bu gidiyor sırayla şu şekilde gidiyor. En son 128'e geliyor ki bu da bizim sonuncu terimimiz olsun AN. Şimdi bize de diyor ki ortak farkı 3 olduğuna göre. Madem ki ortak farkımız 3 arkadaşlarım, hemen şuradan 3'ü nasıl buluyorduk yani ortak farkı? Son terim eksi ilk terim yani 128 eksi 29 bölü son terimdeki indisle ilk terimdeki indisi çıkartıyorum. Yani n eksi 1. İçler dışlar yapıyorum burada. 3 tane n eksi 1 eşittir. 128'den 29 çıkarsa 99. Demek ki n eksi 1 eşittir 33, n eşittir 34. Yani bu aslında 34. terimmiş dostlarım. Ve bize de diyor ki bu arada kaç tane terim vardır diye soruyor. Aradaki terimleri soruyor, şuradakileri soruyor bize sayısını. Şimdi normalde baştan sona 34 tane terim var, 1'den 34'e kadar. Bunu çıkarttım 33 kaldı, bunu çıkarttım 32 tane terim varmış bu aralıkta arkadaşlarım dedim. Ve geldim dördüncü sorumuza. Yaşları aritmetik dizi oluşturan 6 kardeşin en büyüğü 28, en küçüğü 3. Bak 6 tane kardeş var. Biri bu. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı da neymiş dostlarım? 28 yaşındaymış. En küçüğünün yani 3'ün bir büyüğü. Şunu soruyor bize dostlar. Aslında benzerini çözdük. Hemen yine yapalım bunu. Ortak farkı bulacağız değil mi dostlar yine ilk önce? D eşittir 28 eksi 3 bölü bu birinci terim, bu altıncı terim. Demek ki 6 eksi 1 gelecek buraya. 25 bölü 5'ten 5 çıktı ortak farkımız. Ortak fark 5 ise 3'ten bir sonraki 8 olacak. İşte bir sonraki 13, bir sonraki bilmem ne diye gidecek. Bize 8'i sorduğu için cevabımız Bursa gelecek, Gobel'dir. Evet, geçiyorum hemen. 8 numaralı köşe taşındayım arkadaşlar. Burada da diyor ki bir aritmetik dizide 20. terimle 56. terimin toplamı 40'tır. 38. terim kaçtır? Dostum şuna bakacaksın ilk önce. 38. terim, 20. terimin şöyle yazayım. A20 burada,
Tık 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 tık. 38. terim burada. Tık 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 tık. 56. terim de buralarda bir yerde. Bu 38. terimin buna olan uzaklığı 18 birim değil mi? E buna olan uzaklığı da 18 terim var aralarında. Demek ki diyeceksin ki bak ikisine de uzaklığı eşit. İşte böyle olduğunda bu adam uzaklıkları eşit olan terimlerin toplamının yarısıdır. Yani kısacası aritmetik ortasıdır arkadaşlarım. İşte aritmetik dizi dediğimizin sebebini gördünüz kardeşler. Mesela 5. terimi bulacağız şimdi. 5. terimden bir sonraki 6. terim, bir sonraki 7. terim, bir sonraki 8. terim diye gidiyor. Öncekiler 4. terim, önceki 3. terim, önceki 2. terim. Dostum bak, 5. terim bir birim uzaklıktaki 4 ile 6'nın toplamının da yarısıdır. 3 ile 7'nin toplamının da yarısıdır. Çünkü bunlar da ikişer birim uzaklıktalar buna. 3 ile 7. terimin toplamının da yarısıdır. 2 ile 8. terim de 3'er birim uzaklıkta olduğu için 2 ile 8. terimin de toplamının yarısıdır 5. terim. Yani aritmetik ortalamalarıdır. O halde 38. terim 20. terim ile 56. terimin toplamının yarısıdır. Yani cevap Bursa'dır dedim. Geldim buna. Ardışık 3 terimmiş. Bak demek ki x dediğim şey ortada. Bir birim uzaklıktaki bununla bir birim uzaklıktaki bunun toplamının yarısı olacak. Yani x şuna eşit olacak. Logaritma 2 artı logaritma 50'nin toplamının yarısı. Hadi düzenleyelim. Tabanları ikisinin de 10. Toplama olduğu için üstleri çarpıyorum. Logaritma 10 tabanında 100 oldu bunlar. Bölü 2. 100'ü de 10'un karesi diye yazdım. 2'yi de başa aldım. Logaritma 10 tabanında 10. Bölü 2. İkiler gitti. 10 tabanında 10 çıktı. O da 1'e eşittir zaten. Cevabımız Bursa geldi. Logaritmayı hatırlamadıysan hemen önceki köşe taşlarına bak ya da benim konu anlatım videomu izle istersen kardeşim. Bir aritmetik dizinin 10. terimi bir aritmetik dizinin 10. terimi x. 6. ve 14. terimlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Dostum bak A6 6. terim 10. terim ve 14. terim. Şimdi bu x'miş. Dostum bunlar buna eşit uzaklıkta değil mi? Bak ikisinin de arasındaki fark 4 değil mi? 14 ile 10, 6 ile 10. 4, 4. Demek ki aslında 10. terim şuna eşit kardeşlerim. A6 ile A14'ün toplamının yarısı olacak. 10. terim x. 2 ile çarparsam 2x eşittir. A6 artı A14. İşte toplamları 2x çıktı diyebiliriz. Geldik buna. 18. terim kaçtır diye bir soru sormuş. Biz burada şunu fark edeceğiz. Şimdi 18. terim 12'ye uzaklığı 6, 24'e uzaklığı da 6 değil mi? O halde 18. terim şuna eşit. 12. terimle 24. terimin toplamının yarısıdır. Ben artık şununla şunun toplamının olduğu yere şu 2'yi buraya atalım. 2 tane A18 eşittir. A12 artı A24 çıkıyor ki bunların olduğu yere 2 tane A18 yazdım artı. Şimdi 18. terim bununla buna da eşit uzaklıkta, ikişer birim uzaklıkta. O zaman bunların da toplamının yarısı, şu ikisinin de toplamının yarısı 18. terime eşit. Demek ki bunların da olduğu yere 2 tane A18 yazabilirim. Eşittir 48. 4 tane A18 eşittir 48. 4'e böldüm. 12 çıktı. Dediğimiz, istediğimiz 18. terim dostlar. Evet, 8 numara da bitmiştir. 9 numarayla birazdan sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar.